Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hanife Hoca. Evet, sözel öğrenciler için söz verdiğimiz gibi DGS fulleme programı yapıyoruz arkadaşlar. 2 aylık bir program bu. Bu programda sözel öğrenciler için temel matematik konuları ve Türkçe konuları ne kadar yapılması lazım, neler yapılması lazım, bununla ilgili detaylı bir video çekeceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar, 15 Mart'ta Full Cebir Tekrar Kampı başlıyor. Tekrar kampına sayılı öğrenciyi alacağım. Geçen sene tekrar kampı yaptık ve çok güzel geçti arkadaşlar. Çok geniş katılımlı bir tekrar kampıydı. Bu sene ondan daha güzel bir tekrar kampı yapacağız. 15 Mart'ta Cebir Tekrar Kampı ve Nisan'ın ortalarında da Sözel Tekrar Kampı yapacağım. Tekrar kampına başvurular başladığı zaman size duyurusunu yapacağım arkadaşlar. Şimdi sözel öğrenciler için 2 ayda sözel bitirme programını burada açıklıyorum. Matematikten net yapabileceğiniz konular arkadaşlar, sözelcilerin zorlandığı konular değil de daha rahat yapabilecekleri konuları burada sıraladım ve tahmini olarak kaç soru geldiğini burada yazdım. Temel kavramlardan tahmini bir soru gelir arkadaşlar. Tek ve çift sayılardan tahmini bir soru geliyor. Temel kavramlar 2 soruda olabilir ama bir soruda olur. Bir yani. Ve yüzer soru çözmenizi istiyorum. Bu 1 haftalık bir program. 100 tane temel kavramlar, 100 tane tek ve çift sayılar. Konuyu çalışıyorsunuz. O konuyla ilgili 100 tane 100 tane soru çözüyorsunuz arkadaşlar. Yapılabilir mi? Evet, yapılabilir bir program. Sözlükte anlam çalışıyorsunuz ve 400 tane soru çözüyorsunuz. Günlük 70 tane soru, 60 tane soru ve bunu çözerken arkadaşlar, sözelleri çözerken şuna dikkat etmeniz lazım. Süre tutmanız lazım arkadaşlar, tamam. Sözelleri çözerken kesinlikle süre tutmanız gerektiğini bilin arkadaşlar. Süre tutmadan bunu çözmeyin, tamam mı? Sözeller özellikle süre tutularak yapılması lazım. Burada faktöriyel var. 2. hafta yine 100 soru ve rasyonel sayılar rahat. Bunlarla ilgili kesinlikle sorular geliyor ve bunlara çalışmanızı istiyorum. Cümlede anlam çalışırsınız. O haftada 7-13 Mart arası yapıyor. Ve 400 soru günlük yine 70 soru 60 soru çözerek bunları zaman tutarak çözerek arkadaşlar bunlar minimum. Yani günlük 100 soru da çözebilirsiniz. Dolayısıyla haftalık 600-700 soru da yapabilir. Ben minimum burada çözmeniz gereken soru sayılarını yazdım. Faktöriyelden 100 soru ideal. Rasyonel sayılardan 150 soru ideal arkadaşlar. Ve bunları yaptığınızda elinizde en azından 9-10 tane netiniz olur. Üslü sayılar ve köklü sayılar, bu ikisine beraber çalışın arkadaşlar. Köklü sayılarla ilgili kesinlikle soru gelir ve 2 tane gelir. Üslü sayılarla ilgili kesinlikle 2 tane soru geliyor arkadaşlar. Köklü biraz zor olabilir ama çalışın arkadaşlar, tamam. Sonra paragrafa giriyoruz o hafta ve paragraftan en az minimum 400 soru çözüyoruz. Asal ve ardışık sayılar var matematikte. Bunlara da çalışın. Ve o hafta paragraf çalışın, yine 400 soru. Mart'ın sonuna gelmiş olacaksınız. Bölme, bölünebilme, basamak kavramı çalışabilirsiniz. Çalışın arkadaşlar. Bunlara kesinlikle çalışın. Bakın bunlar sizin net çıkaracağınız konular. Bunlara çalışın. Bu PDF'i açıklama kısmında bulacaksınız arkadaşlar. Orada da paylaşacağım. Paragraf çözüyorsunuz. Yine paragrafla ilgili 400-400-400, 1200 tane soru var arkadaşlar. Çözülebilir mi? Evet, çözülebilir. Günlük mesela 100 soru çözseniz paragrafla ilgili aşağı yukarı 2000 soru yapıyor 3 haftada. Çok rahat çözebilirsiniz. Sayı kesir problemlerine kesinlikle çalışın arkadaşlar ve 200 soru çözün. Sayı kesirden DGS'de 5-6 tane soru geliyor. En azından 1-2 tanesini yaparsanız sizin için net arttırımı olacaktır. Ve sözel mantığa giriyorsunuz. Sözel mantık günlük 50 soru demişim. Sen bulabiliyorsan 100 soru çöz. Sözel mantık önemli arkadaşlar. Yani sözelci arkadaşlar şunu düşünmesinler. Arkadaşlar sözelde herkes aşağı yukarı 48-50 tane net yapıyor zaten. Yani sizi öne geçirecek olan 52-53 net yapmanızdır. Yani sözelcilerin hepsi zaten 45 üstü yapıyor. Dolayısıyla sen 45 Türkçe yaparsan bir anlam ifade etmiyor. Sen 55 Türkçe yaparsan, yanına da 5-10 tane matematik yaparsan bir anlam ifade ediyor ve istediğin her yer geliyor sana. Yani bu anlamda sözel mantıklar çok önemli arkadaşlar. Sayı kesir problemleri, yaş problemleri. Yaş problemleri kolay biliyorsunuz. Onlar bir tane soru var. Modüler aritmetik ve işlem konusundan da kesin bir tane soru var ve kolay geliyor arkadaşlar. Yani 2021 yılında 3-4 tane soru geldi bundan. Modüler aritmetikten 2020 yılında yine 2-3 tane soru geldi. Modüler aritmetik önemli arkadaşlar.
Yani bu konuyu bilirseniz en azından elinizde netiniz olur. Bu program 2 aylık bir program ve Nisan'ın sonunda bitiyor arkadaşlar. Ondan sonra deneme çözersiniz. Programı açıklama kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.